Canım artık akşam yemeğimizi yeme zamanı canım ailem. Oturalım da yemeğimizi yiyelim. Oo, çok güzel duruyor Gökçe hamburgerler. Valla ben de çok acıktım canım annem valla. Çok güzel yapıyorsun sen bu hamburgeri. Teşekkür ederim. Hadi bakalım hep beraber yiyelim. Tabii düzgün ye. Yap. Allah'ım yarabbim ya. Tombiş benim yemeğimi de yedin. Zeynep'in gizli yedin. Ya yine aç kaldık ya. Tamam ben size tekrardan veririm yemek, tamam mı? Ulan Tombiş ya. Bütün yemeği yine yedin. Oh ben duydum. Hey nyam nyam. Ben gidiyorum Gökçe abi uyumaya, uykum geldi. Valla o kadar yemedikten sonra. Gerçekten. Ben de uyusam olayım. Yarın okulum var. Tabii ki Zeynep'ciğim, hadi bakalım sen de uyu. Hadi Girol gel biz de uyuyalım, tamam mı, artık geç oldu biliyorsun. Hadi gel bakalım Zeynep. Seni dışarı odana bırakayım kızım. Tamam babacığım, teşekkür ederim. Abim hala orada uyumuş. Abin uyumuş, baksana oruluyor. Hadi bakalım, iyi geceler. Hadi gel Girol artık biz de uyuyalım, tamam mı, çocuklar da sessizce uyusun. Çok yorucu bir gündü gerçekten benim için. Çok yoruldum bugün. Hadi sana da iyi geceler. İyi geceler aşkım. Şöyle inelim arabadan. Tamamdır bakalım. Hepsi mışıl mışıl uyuyor. Şimdi onların hepsini teker teker kaçıracağım. Çok iyi olacak. Ama ilk önce Gökçe'nin çocuklarını kaçıracağım. Ömür boyu kimse göremeyecek. Hadi bakalım girelim şöyle. Şimdi Zeynep'le Tombiş'i kaçırma vakti. Gelin bakalım buraya. Tamamdır bakalım. Çocukları kaçırdım. Şimdi sıra Gürol ve Gökçe'de. Mışıl mışıl uyuyun bakalım. Siz de sen de şimdi şöyle Gürol gel bakalım kucağıma doğru. Seni de şimdi kaçıracağım. Ah be Gökçe, sonsuza dek halini görememek ne kadar acı verici olacak senin için. Hadi gel bakalım. Sabah olmuş, çok güzel bir gün yaşasın. Şöyle gideyim camları açayım biraz. Oo, gerçi açılmıyor şundan dolayı. İyi tamam bakalım, şimdi gideyim. Gürol kalkmış zaten. Gürol, Gürol. Ha? Aa, Gürol yok. Çocuklar, çocuklar hadi okul vakti. Ha? Çocuklar da yok. İyi de nasıl olur? Aa, kesin Girol onları okula götürdü. En iyisi ben gideyim de bir Girol'u arayayım. Şöyle şuradan alalım bakalım. Şöyle çalsın bakalım. Çalıyor. Çalıyor da açmıyor. İyi de nerede bunlar? Acaba markete falan mı gittiler? Anlamadım ki bir türlü. Neyse ya, en iyisi bekleyeyim ben bunları. Hayatınızın sonuna kadar burada kalacaksınız. Ya çıkar bizi buradan, manyak mısın be sen adam? Hayır, burada kalacaksınız. Gökçe'yi bir daha göremeyeceksiniz. Umarım Gökçe de zaten şu an sizi arıyordur. Sen göreceksin. Gökçe de bizi gelecek buraya kurtaracak seni pislik adam. Aynen, kesin kurtarır. Neyse, ben gideyim de size birkaç yiyecek bir şey getireyim. Giderim size solucanlı böcekli salam ekmek getiririm. Hayır ya, olamaz ya, olamaz. Ne yapacağız biz burada ya? Yok ya, hala açmadılar. Ben çok merak etmeye başladım. En iyisi ben polise gideyim ya. Ailem ortada yok. Ya şöyle arabaya binip de bir an önce gitmem gerekiyor. Nerede bunlar? Gürol ne olursa olur musun? Benim telefonumu her zaman açardı. Ne olduğunu hiç anlamadım gerçekten. Çocukların okul vakti de çoktan geçti. Neyse polise gideyim en iyisi ben. Polis bey, polis bey. Buyurun, bir sıkıntım var hanımefendi. Evet, sabah uyandığımda ailem yanımda değildi. Neredeler bilmiyorum. Telefonumu da açmıyor Gürol. Nasıl yani? Saçmalamayın. Böyle bir şey olamaz. Kaçırıldılar mı yoksa? Ama siz diyorsunuz ki uyurken ben biliyordum yani. Uyurken evet, birlikte uyuduk. Akşam uyudu. Ama sonra sabah kalktığımda bir anda yok oldu. Lütfen her yerde arayın, olmaz mı? Ben de arayayım, bulayım, bir şeyler yapın lütfen. Evinize galiba o zaman hırsız girmiş gizlice. Bilmiyorum, evimde hiçbir dağınıklık, hiçbir şey yok. Lütfen bulun, olur mu? Tamam, merak etmeyin. Ben şimdi size bir şey vereceğim. Ama bir dakika bekleteceğim Gökçe Hanım. Şuradan, tamam. Şuradan da alalım bakalım kağıtları. Alın bakalım Gökçe Hanım. Bu afişleri bütün ellerine olsun. Gören, o da olursa size haber verecektir zaten. Tamam mı? Tamamdır, çok teşekkür ederim.
teşekkür ederim polis bey. Olamaz, ailem gerçekten kayıp galiba. Bu afişleri her yere atayım da insanlar beni görsün bir an önce. Ailemin kaybolduğundan eğer birisi görürse gelip bana söyler. Canım Gülalım, canım Zeynep'im, neredesiniz siz ya? Tombik sen de yoksun. Olamaz, bunlardan her yere asmam gerekiyor. Biri görürse, duyarsa muhakkak bana söylemeli. Şöyle şuralara da asayım, şuralara da asayım. Her yere asmam gerekiyor. Buraya da şöyle asayım. Gökçe, ne yapıyorsun bakalım? Deli doktor, ne yapacağım? Gürollar kayboldu, onlardan haber alamıyorum. Nasıl yani? Nasıl kayboldu? Nerede kayboldular? Bilmiyorum, sabah bir anda uyudum, sonra yok oldular. Ha? Hayır, sen onu gördün mü? Şuna bak. Evet, ben bunu görmedim. Nasıl buradan girmiş? Olamaz, gerçekten kaçırıldılar galiba deli doktor. Ne yapacağım hakkında hiç bilgim yok. O yüzden her yere bunlardan asıyorum. Ailemi en kısa zamanda bulmam gerekiyor. Vah vah vah, gerçekten de çok üzüldüm. Gürol, gürol. Tamam deli doktor, tamam, sakin ol. Yani ben geleceklerini düşünüyorum. İlla ki gelirler bence, öyle değil mi? Bilmiyorum ya, daya gelmezlerse. Kaçırıldılarsa gelmeleri imkansız. Bizim bir şey yapmamız lazım Gökçe. Ama ne yapacağız deli doktor, ne yapacağız? Elimden başka hiçbir şey gelmiyor afiş açmak dışında. Ailem, ailemsiz yaşayamam deli doktor, asla yaşayamam. Evet bakalım, size yemeklerinizi getirdim. Alın yiyin bakalım sizi pislikler. Bunun içinde solucan var. Size söylemiştim, böcekli hamburger getireceğim demiştim. Daha ne, bir de para mı arayacağım sizin için? O ne şey, bunu çöpten mi aldın? Evet, onları çöpten aldım. Elinizde daha layık. Hadi yiyin bakalım pislikler. Neyse. Uykum geldi benim. Siz burada yatır uyuyun. Ben kaçıyorum. Hadi görüşürüz. Günler geçer. Gökçe her geçen gün ailesini aramaya devam eder. Ama bir türlü bulamaz. Günler geçtikçe Gökçe daha da çok çıldırmaya başlar. Gürolların da umudu gitgide gitmiş olur. Hala kimseden ses soluk yok. Günler oldu, hala ailemi bulamıyorum. Neyse, ben afiş asmaya devam edeyim. Başka elimden hiçbir şey gelmiyor. Ya da gideyim sonra birazcık polise gideyim. Efendim deli doktor. Deli doktor, ne yapayım? Hala afiş asıyorum. Yani ailemi hala bulamadım. Ama onları bulana kadar asmaya devam edeceğim ben bu afişleri. Ben sana bir şey söylemem lazım. Gürolları bulduk. Ne? Nasıl buldunuz? Neredeymiş? Bir tane köylü görmüş. Onları görmüş. Hava aldırıyormuş. Bir tane mafya adam kaçırmış. Sakallı böyle. Esmer bir adam. Mafyaymış kendisi. Mafya mı? Adam... Köylüyü tehdit etmiş görünce. Sakın kimseye söyleme demiş. Köyde deli dalda olduğu için kimse söylemiyor nerede olduklarını. Ben de zorladım ama bana da söylemedi. Ama ben biliyorum, bu köyde bir tane mafya var. Onun da evi belli. Ne yapayım? En iyisi ben polise gideyim. Polise söyleyeyim bunları deli doktor. Tamamdır bakalım, hadi bana da haber verirsin. Tamam deli doktor, teşekkür ederim. Şöyle gideyim hemen. Polis bey, bir tane köylü görmüş gürolları kaçırırken, bir mafya kaçırmış. Köyde biliyorsunuz ki bir tane mafya var. Biliyorsunuz şu ileride yaşıyor. Bir dakika, peki mafya nasıl birisiymiş? Esmer sakallı birisi mi? Evet, esmer ve sakallı birisiymiş. Kesin bir o kaçırdı. Bir dakika, kara sakal Ahmet kaçırdı demek ki senin aleni Gökçe. Adını bilmiyorum ama öyle biri var, bu şehirde yaşıyor. Bana silah verin, bir şey verin, onları kurtarmam tamam. Gerekiyor. Tamam, o zaman şöyle yapalım. Sen aşağı in, aşağıdan istediğin silahı alabilirsin Gökçe, tamam mı? Çok teşekkür ederim polis bey, çok teşekkürler. İşte şöyle inelim aşağı. Zırh odası burası olmalı. Buradan da silahları almam gerekiyor. Evet, silahlar burada. Şunların hepsini alayım, hepsini alayım. Burada da zırh var. Tamamdır bakalım, şimdi bu zırhı şöyle giyeyim. İşte bu. Tamamdır. Artık o mafyanın evine gitmeye hazırım. Ailemi kurtarmam gerekiyor. Ailemsiz daha fazla yaşayamayacağım. Şöyle gidelim bakalım şöyle. İşte tamamdır. Polis bey, ben gidiyorum. Ailemi kurtarmam gerekiyor. Silahları aldım. Bana verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Hadi bakalım Gökçe, yolun açık olsun. Herhangi bir şey olursa hemen beni ara. Hemen gelirim. Tamamdır, tamamdır. Ararım ben sizi. Olamaz arkadaşlar. Hemen o mafyanın evini biliyorum. Oraya gitmem gerekiyor. Ailemi artık kurtarmam gerekiyor. Sanırım ev burasıydı. Evet, işte orada. Dışarıda oturuyor. Evet, Karıl Sakal Ahmet bu olmalı. Neyse, şunlara bakayım. Acaba ne yapıyorlar?
şunlara bakayım dedi. Acaba onlar gürollar mı? Şöyle gidelim bakalım. Aa, ama kapıyı kapatmış. Kapıyı kapatmış. Hemen zili çalıp saklanmam gerekiyor bir yere. Şöyle çaldım zili. Ha, beni burada göremez. Şöyle saklanayım kapı bakalım. Kapıyı kilitleyeyim de. Kim geldi? Kim geldi? Hemen evin içine girmem gerekiyor. Aa, burada mı acaba? Şöyle üst kata bakayım. Aa, şöyle şuralara bakayım. Hayır, burası yatak odası. Neyse, yemeğimi yemeye devam edeyim. Bunlar daha önce açlığından ölsün. Ya sigara sakal Ahmet. Vallahi bak Tom için çok kakası gelmiş. Ona lütfen tuvalete götür onu. Olmaz. Haydi mi yapacağım abi? Bu gürültü sesi. Yeter ulan yeter. Günde kaç defa kaka yapacaksın? Altına yap. Umurumda değil. Çıkar dedim ailemi. Ailemi ver dedim bana. Sen neden geldin Gökçe? Hemen bana anahtarları ver, tamam mı? Hemen bana anahtarları ver. Yoksa seni öldürürüm. Duydun mu dedim. Eğer beni öldürürsen anahtarın nerede olduğunu bulamazsın Gökçe. Anahtarın yerini söyle bana dedim. Yerini söyle yoksa kafana sıkarım senin. Tamam, gel bakalım göstereceğim sana anahtarı. Arkamdan gel. Şurada bir yerde olacaktı. Bir saniye Gökçe. Hadi ver dedim anahtarı bana, çabuk hemen vermelisin. Ama beni öldürmeyeceksin öyle değil mi? Hayır öldürmeyeceğim. Anahtarları verip ailemi geri bana teslim edersen öldürmeyeceğim. Tamam. Al bakayım buradan anahtarı. Alamaz. Al bakalım sana. Al dedim sana. Anahtar düştü. Yaşasın. Anahtar düştü. Oley. Hemen anahtarla birlikte gülüyorları kurtarmam gerekiyor. Şöyle açalım. Tamamdır bakalım girdim. Gürol, gürol sesimi duyuyor musun? İşte buradasın. Gökçe. Gökçe abla. Sizi çok özledim canım ailemi. Bulamadım. Aylardır yanımda bile yoksunuz. Hemen sizi buradan çıkartacağım. Şöyle şununla kırabilirim bakalım. Tamamdır bakalım. Şöyle şuraları da kırdım. Artık çıkabilirsiniz. Sizi çok özledim. Gökçe. Kaç aydır göremiyoruz seni. Ben de seni çok özledim. Tombişim. Zeynep'im benim. Gökçe abla. Bana bir çokoladı öğrendi. Baksana. Halimizi. Tamamdır. Hadi hemen eve gidelim. Size canınız ne istiyorsa onu yapacağım. Al bakalım Zeynep'i de. Oo, sonunda buldum. Hadi gidelim artık. Aylardır sizi deli doktorla birlikte arıyoruz. Ama bir türlü bulmayı başaramadık. Şöyle anahtarla kapıyı açalım. İşte tamamdır. Şurası da açıldı. Gelin bakalım buradan. Şöyle bir an önce çıkmamız gerekiyor. Neyse bakalım canım ailem. Bizler de bugünkü maceramızın sonuna geldik arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi ailemi sonunda kurtarmayı başardım. Onu kaçırmış mafyalar ama kurtuldu en nihayetinde. Ve şu anda ekranda iki tane video çıktı. Haydi bakalım o videolara tıklamayı sakın unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Sizler de ailenizin değerini bilin. Aile en kıymetli şeydir.